Arkadaşlar merhabalar, video hoş geldiniz. Ben Berkcan Uğur, Amazon Bilgi Danışmanlığı'nın kurucu lideriyim. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Bu videoda sizinle beraber e, Amazon'da PPC nedir, nasıl kullanılır, nasıl bir kampanya başlatılır ve PPC'de taktikler kabaca nelerdir, ufak ufak bunlardan bahsedeceğiz. E, gelin beraber başlayalım. İlk olarak Amazon'da PPC nedir? Arkadaşlar Amazon'da PPC reklamdır. Yani pay per click anlamına gelir. Ee, şöyle göstereyim. Mesela Neutrogena diye bir aratırız. Örnek veriyorum. Gidelim. Bakın ben Neutrogena diye aratıyorum. Fakat geldiğimiz yerde... Farklı markaların burada reklamları da var arkadaşlar. Biz bunları highlight diyoruz. Seravin'in var görmüş olduğunuz gibi. Nutricine diye aratmama rağmen. Aşağıya doğru giriyorum mesela. Başka ürünlere bakıyorum arkadaşlar. Reklamlı sponsor diye yazar onlar. Mesela bu bir reklamdır bakın arkadaşlar. Aa, aşağıya geldiğimiz zaman. <laughs> bakın şurası sponsor. Bu reklamlı bir üründür. Reklama çıkılmıştır burada. Ee, bakalım bunlar normal listeler. Bakın burası 1 iki üç tane. Burada reklama çıkılmış ürün var. Neutrogena diye aratıldığında çıkıyor. Normalde bu reklama çıkmasa arkadaşlar Neutrogena ile hiçbir alakası olmadığı için bu ürün çok alt sıralarda farklı yani 7 sayfa var. 6-7'de çıktıktan sonra pek bir anlamı yok. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da e, downlight'lar var. Bunların her biri aslında birer reklamdır, PPC'dir. Şöyle arkadaşlar... Ben bir şu an müşteri olarak geziyorum burada. Burada reklam görüyorum bakın. Burada 1 2 3 4 5 6 tane reklam var. Face cream hiçbir alakası yok Nutrijena keyword'ü ile hiçbir alakası yok. Fakat ben buna tıklarsam arkadaşlar tıkladığımda bu reklama çıkmış kişi ona ödeme yapar. Yani buraya çıkmak için para ödemez arkadaşlar. Biri buraya çıkıp tıklarsa para öder. Yani pay per click yani her bir click başı ödeme yap. Bu da Bide bağlıdır ona bağlıdır. Onlara birazdan geleceğiz. Yani PPC Amazon'da ürünlerinizi ön plana çıkarmanızı, ilk sayfalara taşımanızı, müşterinin gözünün önüne sokmanızı ve satışa götürmeniz için kullandığınız bir gider kalemidir aynı zamanda. Fakat doğru yapıldığı takdirde ise çok güzel geri dönüşler edebileceğiniz bir yöntemdir. Tabii ki de bunun taktiklerini bilmek lazım. Mesela ben Nutrigina diye bir aratma yapıyorum. Fakat Seravi ürünleri de geliyor bana. Nutrigina'nın herhangi bir sahip olmadığı alakası bile olmayan ürünler geliyor önüme. Ben mesela Nutrigina alacakken burada gezintiye çıkıp hani örnek veriyorum aradığım şeyin aslında bu reklamdaki örnek veriyorum işte Dark Spot Corrector işte %45'lik bir Active Blend arıyorsam şayet mesela aa buydu aslında benim aradığım deyip buraya gidip tabii ki de bunun satışa gidebilirim en nihayetinde. Bu buna yarar. Normalde ben bunu böyle arattığım için Nutrigine alacakken reklama gittim. Şimdi bu reklam nasıl yapılır? Bu reklamın taktiği nedir? Bunun taktik arkadaşlar aslında videonun bu kısmına kadar işlediğimiz şey tamamen taktiği de anlamamıza yönelik. Yani bakın ben bir tüketici olarak şu an size bu rolde bu ekranı size paylaşıyorum. Bir alıcı olarak Neutrogena diye arattım. Benim bir aradığım bir ürün var. Benim talep ettiğim, satın almak istediğim bir ürün var. Peki ben bu search bar'a gelip onunla alakalı ne yazıyorum? Yani ben mesela ne alacağım, ne yazıyorum? Anlatabildim mi? O yüzden insanların bu reklama çıkacak olan sizlerin, bizlerin bu keywordleri kullanarak targetleme yapmanız, hedefleme yapmanız lazım. Yani sattığınız ürün neyse müşteri onu hangi kelimelerle aratıyor? Bu videonun konseptinde masa altı organizer ee, yani organize eden teller var ya arkadaşlar bir ara biz 2 yıl önce falan satışını yaptığımız bir ürün vardı videoyu izleyen arbitraj yapan arkadaşlarım bilir Ikea'nın bir signum ürünü var biliyorsunuzdur masa altı düzenleyici şu ürün biz bu üründen zamanında çok sattık. Bu ürünün zamanında arbitrajını çok yaptık. Amerika'dan ziyade Japonya pazarında falan biz bunun reklamına çok fazla çıktık. Oralar biraz bizi zorladı Japonların keywordlerini bulmak için tabii ki. Fakat ama e, genel olarak bizim arbitrajın asıl çekirdeğini çözdüğümüz ürün buydu. Ve bu, bu videoda bunun üzerinden giderek size ha dedirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu bir masa altı ürün değil mi? Gelin videoya yavaş yavaş başlayalım. Bunun reklamını nasıl yaparsınız? Şimdi... Arbitrajda yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar buyback sizde olduğu sürece. Şimdi ben bir tüketiciyim. Bu ürünü satın almak istiyorum. Bu ürün bir masa altı kablo düzenleyici değil mi? Cable management diye bir ürün yani masanın altına bunu takıyorsunuz kablolarınızı düzenliyorsunuz. Şimdi benim buna bir ihtiyacım varsa. Ben bunu hangi kelimelerle aratabilirim arkadaşlar? Gelin ben şu an mesela aklımda olanları size söyleyeyim. Tabii ki de bunun reklamına çıktığım için hani tabii ki de keyword hazinem geniş olabilir ama düz mantıkla bakacak olursak bir İngiltere İngiliz diyorum afedersiniz Amerikalı olarak ben bunu şu kelimelerle aratalım. Cable organizer diye aratabilirim kablo düzenleyici, cable management diye aratabilirim, wire management diye aratabilirim, under desk e, cable Organizer diye aratabilirim. Değil mi? Yani ben eğer böyle bir ürün arıyorsam bunları kullanırım. Yani ne derim? Bunu Türkçesine çevirelim. Kablo düzenleyici diyebilirim. Masa altı kablo düzenleyici diye aratabilirim. Kablo toplayıcı masa altı diye aratabilirim. Bizim almak istediğim mecrada bu kelimeleri kullanırım. İşte bu işin e, asıl püf noktası bu. Yani ben bir müşteriniz sizin bu ürününüzü hangi keywordlerle arıyor ve listelere ulaşıyor ve sonrasında satışa gidiyor. Bunu çözmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben Signum yazdım çıktı. Ama mesela cable organizer diye bir yazalım. Mesela cable organizer yazdığım zaman bakın Signum çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama ben Signum satıyorum ve Signum'da bir cable organizer biliyorsunuz. Kablo düzenleyici az önce de gördünüz ama onunla alakalı bir şey çıkmıyor. Demek ki şu an Signum'a cable organizer diye bir reklama çıkan diye bir reklama çıkan biri yok. Şayet şu an Cable Organizer ile alakalı buna exact dediğimiz birazdan anlatacağım. Exact reklamı çıkarsanız şayet Cable Organizer diye aratılını burada tık diye çıkarsınız. Misal. Mesela bu çıkıyor. sponsor bakın. Mesela bunun kablo düzenleyici reklamı var şu an. 8.98'e satıyor. Başka var mı? Gelin beraber bakalım. <laughs> burada da var bakın mesela sponsor. Bu da bir cable organizer keyword'ünü kullanmış. Peki. Tamam. İşin çekirdeğini anladık. Yani bir ürüne reklama çıkarken müşteri onu hangi kelimelerle aratıyor ve hangi kelimeleri aratıp ürününü buluyor. Ona göre reklama çıkmamız gerektiğini anladık. Peki hocam biz bu kelimeleri nereden bulacağız? Arkadaşlar birincisi bunun e, bizim kullandığımız yöntemi göstereceğim burada. Fakat tool kullanarak, eklenti kullanarak, jungle scout kullanarak da o ürünlerin datasını, bir nişin datasını, insanların hangi kelimelerle arattığını edinebilir. O kelimelere de manuel targeting yapabilirsiniz. Fakat bu videoda benim anlattığım şey Biraz automate targeting yapıp sonra datayı okuyup data üzerinden gidip biraz da kendi şahsi araştırmalarımızla e, Amazon bilgi danışmanlığının bir farkını oluşturacak şekilde bir taktikten bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak gelin gidelim beraber bir reklama nasıl çıkılır, reklam paneli nasıldır, nasıl oluşturulur onları bir anlatalım. Şimdi arkadaşlar Amazon Seller Central panelimizde yukarıdaki header'da advertising kısmına gelip campaign manager kısmına tıklayarak reklam kampanya yöneticisi paneline gidiyoruz. Burası ayrı bir yönetim yeri arkadaşlar. Daha önce herhangi bir reklam vermemiş olan arkadaşlarım burada Get Started butonunu görecekler. Fakat burada Continue tıkladığımda siz de Get Started'a tıkladığınızda burada ilk olarak böyle bir ekran karşılıyor siz arkadaşlar. Gelin beraber okuyalım. Campaign Name dediği kampanya ismi buna istediğinizi yazabilirsiniz. Yani kürek bile yazabilirsiniz kafanıza bağlı olarak. istediğiniz şeyi yazın. Start tarihi yani bugün ne zaman başlıyor onu dersiniz End, end date girmezseniz yani bir bitiş tarihi girmezseniz siz kapatanı kadar açık kalır arkadaşlar Daily budget'ınızı siz belirlersiniz Yani 5 dolar olabilir 10 dolar olabilir bu sizin bidinizle de orantılı Şayet günlük budget'ınız 10 dolarsa bir ürünün bidi de 1 dolarsa 10 kişi tıkladıktan sonra reklam kapanır arkadaşlar Bidi birazdan anlatacağım şimdi Burayı da geçelim. Geleceğiz tek tek. İkincisi, üçüncü sayfa dersiniz. Targeting kısmı. Yani e hedefleme. Burada bir Automate Targeting var. Bir de Manual Targeting var. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Automate Targeting derseniz siz bu işlemi Amazon'a göndermiş olursunuz. Yani Amazon'a devretmiş olursunuz. Amazon'a dersiniz ki, Amazon sen al bu ürünün en çok hangi kelimelerle arandığını sen biliyorsun zaten. Bu doğru. Yani şu ürünün arkadaşlar satışında insanların bunu hangi kelimeyle arayıp aratıp bulduğunu sepetine eklediğini ve satışa gittiğini en iyi Amazon biliyor. En iyi Amazon bildiği için arkadaşlar siz burada ilk olarak bunu Amazon'a devredebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Biz de bunu kısa bir süreliğine yapıyoruz. Hatta bazen yapmıyoruz bile arkadaşlar. Ama otomatik Targeting ile ben kısa bir süreliğine Amazon'dan data almayı seviyorum. Çünkü şöyle otomatik Targeting'e verip belli bir süre sonra arkadaşlar siz bu datayı okuduğunuz zaman Amazon size diyor ki senin bu ürünle 25 tane farklı keyword'la arama yapıldı fakat bunların içerisinden en yüksek conversion rate olan satışa dönen ee, keyword bu. Bundan bu kadar satış geldi, bundan bu kadar klik geldi, şu kelime bu kadar aratıldı diye size bu datayı veriyor. Sonra siz o datayı alıp o datanın içerisindeki çok efektif, önemli keyword'ları manuel targeting yani burada keyword'ı e kendinizin girerek hangi kelimelere reklam çıkmak istiyorum mu? siz kendiniz seçerekse devam edebilirsiniz ki biz öyle yapıyoruz. Otomatik targetingle biraz başlıyoruz. 2-3 gün sonra data okuyoruz. Sonrasında o kelimelerden manuel targeting'e devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak otomatik ile bir devam edelim. Şimdi arkadaşlar sonrasında campaign bidding strategy kısmında 3 tane seçeneğiniz var. Dynamic bids down only. Dynamic bids up and down. Bunlar şu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi ben çoğu yani Amazon satıcıları otomatik targeting targeting'de bids up and down kullanıyor. Manuelde sadece down only kullanıyor. Ben ikisinde de up and down kullanıyorum. Up and down şu arkadaşlar. Diyor ki bunu seçerseniz. Bu ürünün satışının en muhtemel olduğu saatlerde rekabetin e, iplerini bana verirsen diyor. Ben senin budgetini maksimum veya minimum olacak şekilde arada senin yerine rekabet ederim diyor. Yani bir ürünün arkadaşlar size de soruyorum. Trend yolda misal akşam saat 6 ile gece 12 arasında mı satış çoktur? Gece 12 ile sabah 6 arasında mı çoktur? Gece 3 ile sabah 9 arasında mı çoktur? Yani bence akşam 6 ile gece 12 arasında satış çoktur. Amazon'da bu satışın en organik satışın yani asıl sıcak satışın gerçekleştiği saatlerde rekabet edebilmeme izin veriyor musun? her ki ben burada Amazon'a bunu veriyorum. Yani e, prime time'ında yani tahmini olarak bizde gece 12 sabah 6'ya kadar olan ki bizim gece yarımız boyunca Amazon burada benim gerektiği yerde budget'ımı fullün fullüne veyahut rekabetin olmadığı zamanlarda dibin dibine çekerek benim bidding stratejimi oluşturmasına izin veriyorum. Bazıları manuelde down only yapıyor. Ben ikisinde de up and down kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi burayı da hallettiğimize göre aşağıya geldiğimizde arkadaşlar sizin burada bu bizim Kanada hesabımız. Amerika hesabımız değil. O yüzden şöyle göstereyim ben size. Ürünleri de görmenizi istiyorum. Leave this page diyelim. Buradan çıkalım. Şöyle bir gidelim. <laughs> Amerika'ya gidelim. Evet. Aa, emergency gelmiş. Telefon numaramızı eklememizi istiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar Amerika'ya geldiğimiz zamansa burada sizin products kısmında ürünleriniz çıkacaktır. Reklam verebileceğiniz ürünleriniz çıkacaktır. Mesela buradan en başta dediğimiz gibi ismini verdiniz. Tarihinizi seçtiniz. Automate verdiniz. Up and down'ınızı girdiniz. Şimdi sırada hangi ürüne reklamın çıkılacağı. Ürünleriniz buradayken arkadaşlar sağ kısmında şurada add butonuna tıklayarak bu ürünü sağ tarafa alarak bu ürünün reklama çıkılacağını buradan belirtebilirsiniz. Buraya aldınız. Aldıktan sonra arkadaşlar aşağıya gelerek buradan bit strategy yani şey bidinizin ne kadar olduğunu girmeniz gerekiyor. Amazon size burada önerilmiş bir 059 vermeni tavsiye ediyorum der. Ee, yani aynen normal günlerde 059 Ben bunun yarısını alırım genelde. 030 girerim arkadaşlar buraya. Yani şöyle bir girerim misal. Bir denerim ilk başta. Zaten automate targeting olduğu için yapacağınız işlem zaten bu kadar arkadaşlar. Automate'e verdiniz. Günlük budget'ınızda hani mesela benim şu an 30 ya. Ben buraya 30 dolar günlük para dersem arkadaşlar 10 çarpı 10'dan 100 tane klik alıyorum gibi bir şey. Yani 100 kişi reklamıma tıklarsa benim o gün 100'den fazlasını da kapatıyor reklamımı. Öyle. Yani günlük ücretim 30 dolar ve bit başı da 30 cent dedim. O her bir kişi tıkladığında benden 30 cent alacak. Her bir kişi tıkladığında benden 30 cent alacak. 30, 30, 30, 30, 30, 30 100 kişiye kadar benim burada hakkım oluyor. Bunu tabii ki de siz belirliyorsunuz bütçenize göre arkadaşlar. Sonrasında buralarla hiçbir işiniz yok. Farklı marketlerde çıkacak mısınız? Negatif keyword targeting, bunlara gerek yok. Launch campaign dediğinizde otomatik targetinginizle beraber reklamınız başlamış olacak arkadaşlar. Şimdi gelin manuel anlatalım. Manuelde nasıl oluyor? Manuelde Burada manuel seçiyorsunuz. Burada tercih size bağlı siz kendiniz. Ben up and down kullanıyorum yine. Up and geldiğimde arkadaşlar yine ürünümü seçtim. Ürünümü seçtikten sonra bakın arkadaşlar burada bunun keyword'leri çıktı. Yani ben burada e, keyword targeting mi yapacağım? Product targeting mi? Keyword targeting yapacağım. Burada Amazon diyor ki sen diyor burada hangi kelimelere çıkacaksın? Buradan kendin girebilirsin. Ondan sonra buradan exact mi çıkacaksın, e, phrase mi çıkacaksın, broad mı çıkacaksın? Şimdi bunları da anlatmamız lazım. Şimdi arkadaşlar broad, phrase, exact. Biz çoğunlukla exact kullanıyoruz ama broad, phrase ne anlama gelir? onları da bahsedelim. Broad, türetmek aslında broad. Yani siz mesela sepet dersiniz, sepetlik de çıkar. Phrase de e, yani sepetlik dersiniz, sepetlikçi de çıkar. Vardır ya ilkokulda hepimiz yapım eklerini falan gördük. İşte kalemden kalemlik, kalemlikten kalemlikçi. Bu tarz kelimeleri girdiğinizde buna yakın kelimeleri de size reklamınıza çıkar. Müşterinin önüne yine çıkartır bunu. Fakat buraya çok fazla para harcar. Kullanmıyoruz. Phrase de e, kelimelerin yerini değiştirmek, tahmin edebilmek. Mesela backpack dersiniz. E, backpacking diye onu değiştirir. Aynı anlama gelir mesela. Sırt çantası backpack ama backpacking dediğiniz zamansa bu da bir phrase anlamı gelir. Exactly arkadaşlar. Bildiğiniz exactly hani asıl olan. Yani ne çıkarsanız o, o aratılırsa çıkar. Yani siz mesela buraya cable organizer yazı yaz yazar çıkarsanız Sadece Cable Organizer yazılırsa sizin reklamınıza çıkar. Ama bunun phrase'ine çıkarsanız biri gelip işte Under Desk Cable Organizer yazarsa ondan sonra şöyle çıkarsanız Cable Organizer aratıldığında çıkmaz arkadaşlar. Sadece Cable Organizer olarak çıkmanız gerekiyor öyle olursa. Biz Excel kullanıyoruz söylemiş olduğum gibi. Burada Amazon'un Suggested'ları var. Bunları baz alabilirsiniz. Fakat benim tavsiyem sizin hem e, tool'lardan bakmanız Jungle Scout gibi tool'lardan bakmanız hem de aynı zamanda kendinizin de burada bir katma değer üretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu da şöyle aktaracağım size. Gelin beraber bakalım. Tool'lardan bakma konusunda zaten bununla ilgili hani farklı video çeker miyiz bilemiyorum. Yani Jungle Scout'tur, Helium Tender, Kipa gibi veyahut Keyword Tool'lar var. Biliyorsunuz Tool AI'lar var. Onlardan bakabilir miyiz bilemiyorum. O video çeker miyiz? Fakat kabaca anlattığımızı düşünüyorum. gelin bizim kendi yarattığımız şeye bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ben burada şöyle bir olay yapıyorum, ee, benim sattığım ürün her neyse bir underdesk ürünü değil mi? Bakın gelin, şöyle underdesk bir ürün satıyorum ben. Heh, benim sattığım ürünler bunlar, okey benim rekabet ettiğim adamlar da bunlar. Şimdi benim burada en e, şeyim hangisi? Mesela bu bir reklamlı ürün ve 322 tane yorumu var. Mesela reklamlı ve iyi bir durumda olan bir liste arıyor gözüm. Şuna bakmak istiyorum. Birazdan neye baktığımızı anlatacağım arkadaşlar size. Hmm, bakalım bir. BSR'ına bir bakacağım. Ejden girdiğimiz için 9000 fena değil. BSR'ına bakacağım. Bunun da 7000 fena değil. İkisi de reklama çıkılmış. Şimdi. Ha, bunların liste tarihlerine bakacağım. Hani ne zamandan biridir pazarda boy gösteriyorlar? 2020'den biri. Bir buçuk senedir buradalar. Bu arkadaşlarımız üç senedir buradalar. Aynen öyle. Yani iki buçuk senedir buradalar. Demek ki burada güzel iş yapıyorlar. Bir private label işi var burada. Şimdi tabii ki de zaten marka adıyla satıcının ismi aynı. Burada bir private label var. Aynen. Buraya bakalım. Bunlar da mı aynıydı yoksa? Underdesk Cable, Scandinav. Aynen. Tamamdır. Şimdi... Bu ürünler aynı mı yok değil. <laughs> Oke, okay. şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar bu adamlar burada varlar iki seneyi aşkın süredir satış yapıyorlar, eserleri güzel yorumları güzel demek ki bunlar reklamlarını doğru yönetebilmişler değil mi? Doğru müşteriye ulaşabilmişler. Şimdi bu adamların doğru kelimelerini nereden bulduğunu ben not edeceğim. Zaten listede de anlayacaksınız. Şimdi önemli olan böyle başarılı bir liste bulabilmek. Yani benim sattığım ürün zaten Signum'da ya hatırlat söylemiştim. Signum'da bu ürünün aynısı. Yani aynı amaca hizmet eden bir ürün. Sadece tipleri farklı, markası farklı, fiyatı farklı. Ama müşteri odaklamasını bu adamlar doğru yapabilmişler. O zaman bu adamlardan biraz kopya çekebiliriz. Bu ticarette herkes yapıyor bunu. Bu adamlar nasıl güzel reklamlarını yönetmişler, keywordleri neler, listesindeki bütün analizlerini çıkaracağım. Şimdi bir tane not defteri alıyorum. Şöyle buraya açıyorum arkadaşlar. Bunu siliyorum. Şimdi bakın gelin beraber inceleyelim. Bu adamlar zaten private label yaparken listeleme olay, listelemeyi yapmanız, yani listeyi oluşturmanız zaten başlı başına bir olay. Title'dan başlıyorsunuz. Bakın title'da under desk cable management tray diye zaten bunu bir keyword'u buraya tak şey yapmışlar. Oops. Şöyle bir. Under desk cable organizer. Bakın. Bunu da yazmışlar buraya. Desk cable tray for office and home. Bakın. Bu da okey. Uh, desk cable management rack. Bu da okey. Bakın. Tamam hadi title'a bunları şey yaptın diyelim ki. Bakın arkadaşlar bir Amazon listesindeki şu kısım ve this item kısmı 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar bullet points diyoruz bunlara. Bullet points'in içerisinde çok kişi mesela burada var mı? Mesela bakacağım şimdi bir... Var, var, var. Burası Müşteriye hani ürünle alakalı diyoruz ya. Bunun ürünle alakası bile yok. Zaten müşteri salak değil. Müşteri ürünün ne olduğunu gayet iyi biliyor. Buradaki şu bulk points kısmı tamamen trafikle alakalı. Gelin yakından inceleyelim. Şaşıracaksınız. Ee, bu ürünün ismi Cable Organizer. Ama kaç farklı yöntemle de cümleler kurulmuş. Gelin bakalım. Okuyalım yavaş yavaş. Under Table Can Cable Management Kit. Hop. Böyle bir cümle kurmuş the under desk wire organizer bakın <laughs> farklı farklı kelimelerle kurulmuş the under desk cord organizer tray hops bakın um. cable management wall unit bakın harika um. bakın iki yanında bu ürünü var ya insanlar iki ayı bile koymuşlar. Bu ne kadar legal bilemiyorum inanın. Çünkü ikiye ürünü hani Burada ne söylemiş? No, not suitable for installation of paper honeycomb fill desk like some IKEA office desk. Ikea'nın diyor, <laughs> ofis deskleriyle diyor, uh, şeyi değildir diyor. Uh, kullanabilir değil, not suitable diyor. Ikea kelimesini de kullanmış. Yani oradan bir trafik geliyor. Ikea'dan aratıp da bunların, az önce de gördüğünüz gibi Ikea'da yaratalım belki çıkar birazdan. The under desk cable tray set. Bakın, gördünüz mü? Bakalım başka ne var? Wire Management Under Desk. <laughs> Bakın arkadaşlar gelin. Wire Hiders. Bak hatta for, for desk work. For desk. Oops. Work field olarak kullanılmış orada. Bakın the cable rack. Bakın. Um, The Computer Court Organizer for Under Desk. Hindistanlı <laughs> gibi okudum ama bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başka ne var? Başka da yok. Bakın gördüğünüz gibi bu arkadaşlarımız ürünlerinin title'ına ve bullet points'lerine bir bu ürünü bir müşterinin en muhtemel arama kelimelerini kullanacak şekilde içerik döşemişler ve biz buraya cable organizer diye arattığımızda karşımıza bu adamlar çıkıyor ve bu adamları satışa götürüyoruz. Anlatabildim mi? Yani burada şu kafa yapısından çıkmanız lazım. Abi cable organizer ya, abi sana göre cable organizer. Başka bir Amerikalı bunu nasıl aratıyor bilemezsin. Başkası geliyor cable management wall yönet diyor. E Wire hiders for desk yazıyor biri. Bunların tamamını targetlaman gerekiyor. Şimdi, şimdi ben bu bu birincisiydi. Şuna da bakalım bir. Bakalım burada da var mı? İlla vardır. Zaten aynı adamlar bu adamlar. Bakalım burada var mı? Und, e, under Table... Under Table Cable Management Kit. Under Table Cable Management Kit. Aynı keywordleri yine burada da kullanmışlar. Doğru aynısını yapmışlar. Okey. Aynısını yapmışlar. Şimdi sonuç itibariyle Bunlar demek ki başarılı keywordler arkadaşlar. Tool'lardan da bakabilirsiniz ki zaten Amazon'un kısa bir süreliğine sizin otomatik targetingden çıktıktan sonra da yine bu dataların güzel iş yaptığını söyleyecek size. Siz sonra bu dataları alarak mesela şöyle arkadaşlar alacaksınız. Enter list diyeceksiniz. Hop. Bunların tamamını şey yaptınız. Yani tabi bunları şöyle yapmanız gerekiyor. 64 eklenemedi diyor. Separate by comma space or new line. Yani burada tek tek eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani misal, Aa, sonrasında bu kelimeler demek ki başarılı kelimeler olduğu için sizin işiniz görecek kelimeleri kopya çekerek de bulabilme imkanı sunuyor ki tool'lardan da yine bakın derim. Gelin başka yine bir keşfe çıkalım. Başka bir liste, sponsorlu bir liste bulalım ve keywordlerini bir kontrol sağlayalım. Bakın, Under Desk Cable Management Tray 1. Cord Organizer for Wire 2. Cable Management Rack 3. Burası okey. Bakın burada neler var acaba? Wire Hiders for Desk. Bir öncekinden kopya çekmiş bu arada o da. Bakın. Under Desk Cable Tray Set. Cable Management. Uh, cable Trays. Bakalım. Under Desk. Cable Management Under Desk. Um, cable management system kit bakın hmm. cable management trace yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buralar aslında müşteriye ürünle alakalı bilgi vermek için değil tamamen trafik amaçlı kullanılıyor ve siz başarılı listeler bularak satışı çok iyi BSR değeri harika uzun zamandır takip ettiğiniz mesela bu adam bir senedir yapıyor bir senedir de satış yapıyorsa demek ki bu adamın listesindeki keywordler başarılıdır diyerek buralardan da feyz alabilirsiniz bizim sattığımız ürünün bu, e, demek ki rak, rakibi, güçlü rakibi hangi keywordleri kullanıyorsa demek ki ben de o şekilde targeting yaparak reklama çıkabilirim anlamına geliyor. Buraya reklamınızı girdikten sonra, e, kelimelerinizi girdikten sonra arkadaşlar mesela add diyeceksiniz. Eklenemedi diyor. Neden eklenemedin? Yahu products daymışız ya. Hiç, şuraya gireceğiz tabii ki de. Bakın. Şöyle. Ben de diyorum neden girmiyor. Şöyle hepsini bir girelim. Tamam yine 30 kafidir. Bakın hepsine yine kendi şeyinizi belirleyerek tabii ki de arkadaşlar. Yani bu dataların hangisinin güzel sonuç verdiğini ilk olarak bence deneyin ufak ufak. Hangisi sonuç veriyorsa mesela diyelim ki burada bir sürü kelime var. Fakat bunların içerisinden şu ikisi çok iyi iş yaptı. Şu iki gün boyunca kötü mü iş yaptı? Bunları kapatıp bunları 60'a çıkarabilirsiniz misal bunlar gitti mi bunları 90'a çıkarabilirsiniz o şekilde ilerlemeniz gerekiyor zaten önemli olan bu reklama çıkmak reklama oluşturmak kelimeleri çıkmak değil önemli olan hangi kelimelere çıkabilmek olduğunu bilmek bu kelimelerin araştırmasını yapmak üzerine bir videoydu bu sonrasında buradan da ayarlamalarınızı yaptıktan sonra launch campaign diyerek arkadaşlar yine bu kampanyanızı başlatmış oluyorsunuz sonuç itibariyle gelin sonuca bakalım bu videoda Amazon'da PPC nasıl yapılır PPC nedir onu anlattık PPC listelere bir Amazon'da nasıl anlaşılır? Burada sponsor yazar. O şekilde anlaşılır. Baktık. Bir ürüne reklama çıkmak için panel nasıl kullanılır? Onu anlatmış olduk. Ayrıca bir ürüne reklama çıkmak için hangi yöntemler kullanılır? Biz biraz Automate sonrasındaki datayı okuyarak manuel dedik. Direkt manuel çıkacak olan arkadaşlarımsa hangi kelimelere çıkması gerektiğini tool'lardan bakabilir dedik veya güçlü rakiplerin bullet points'lerinden, description'larından, title'larından bakabilirler dedik. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur size bir Farklı bir bakış açısı kazandırmıştır Kanala abone olup videolarımızı beğenirseniz Bizi mutlu ve motive etmiş olursunuz Haftada 3 video dedik fakat işlerimiz Olabildiğince yoğun olduğundan dolayı e, O sözümüzü tutamayabiliriz O yüzden bizi hatırlatmak için e, Telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza Tabletlerimize bildirimler düşerek Videonu beğendi, yorum attı <laughs> Kanala abone ol diye Bizi güncel tutarsanız biz de bundan çok motive ve mutlu oluyoruz. Umarım video işinize yarar, farklı bir bakış açısı kazandırır. Bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize bir bir sonraki videoya kadar iyi bakın. Hoşça kalın.